Şimdi projenin yeni kayıt kısmını tasarlayacağız. Nedir? Yeni kayıt formumuzu tasarlayacağız. O yüzden diğer alakasız olanları kapadım. Ne yapacağım projede? İşte tamamen yeni girdiğimiz bilgileri ne yapmış olacağız? Veri tabanına kaydettireceğiz. Bunun için de ne yapacağım? Buton kaydet ile birlikte çalışmış olacağım. Peki bunu çalışırken nasıl yapmam lazım? Tabii ki de hani form ilk açıldığında mesela tabloda var olan kayıtları görmek istiyorum. Form load ettiğinde veya işte tıklanıldığında, listele tıklanıldığında load etsin istiyorum. Aynı zamanda da grid view'de tıkladığınız zaman var olan verileri ne yapsın? Aşağıdaki text box'ları göndersin istiyorum. Öncelikle bu hani tasarımsal şeyleri yapalım. Ardından da katmanlarını yazıp yeni kayıtla ilgili çalışmalarımızı bitirmiş olalım. Şimdi burada klasımızda eklemem gereken tabii ki de iş katmanıyla çalışacağım için hemen TBL yorum kullanıcılar data private TBL tabii şurada presentation layer iş katmanı kullanacağım. OGR auto business logic layer'ı çağırıyorum. TBL, evet şimdi geldi. Bundan da TBL kullanıcılar DLL diye oluşturuyorum. Tabii bunu ne yapıyorum? Form daha doğrusu class yüklendiğinde kurucu metodunda ne yapıyorum? Yeni bir nesne oluşturuyorum iş katmanı ile ilgili. Ayağa kaldırmış oluyoruz. Şimdi ne yapacağım demiştim. Hani form ilk açıldığında benim listem gelsin diyorum. Aynı zamanda da hani kaydı ekledikten sonra aynı liste geri yüklensin istiyorum. Bunun için ortak bir public void listele diye bir metot yazacağım. Bu ortak metodu istediğim yerde kullanabileceğim. Bunun için de ne yapacağım? Veri tabanına bağlanacağım. Yine onu da yukarıya eklemem lazım. OGR auto DB konudaydı benim veri tabanı sınıfım. Geldim. Veri tabanı bağlantısı diyorum. Yeni bağlantı diyelim. New. Veri tabanı bağlantısı geldi. SQL komutu kullanacağım burada. Tüm listeyi getirebilmesi için yine onları da eklemem lazım. Using system data diyorum. Güzel. Kendini bir toplasın. SQL client, pardon, şurada client'imiz olacak. Data adaptere erişebilmem için ne yapacağım? SQL command'a erişeceğim, önce komutumu oluşturacağım. Ne diyelim? Sorgu new SQL command. Bakın burada kendi sorgumu oluşturabilirim çok rahat bir şekilde. Ne olacak? Select yıldız from TBL kullanıcılar olacak. Benim tablomun ismi TBL kullanıcılar olacak. Başka herhangi bir ifade yok. Sorgumu belirledim. Şimdi ne yapacağım? Data table'ımı oluşturacağım. Data table'la çalışıyorum. Data table diye bir değişken oluşturuyorum. Sınıfımı oluşturdum. Yine SQL adaptörümü kullanacağım şimdi. Data adaptörden adaptör diye bir isim oluşturuyorum. Ve ya ne yapıyorum? Tamamen hani bir alan açıyorum ve almış olduğum sorguyu o alana yüklüyorum. Yüklemeyi de adaptör'daki fill doldur özelliğini kullanıyorum. Neye göre doldurayım diyor, nereye doldurayım diyor. Data table'a doldur diyorum. Almış olduğun sorgunun cevaplarını.
Bunlar zaten geçen haftanın dersinde detayları var. Çok fazla girmiyorum. Bir de binding diye bir arayüz var. Binding search'ta da şöyle bir oluşturalım. Binding Search sizin tamamen sorgunuza göre tablonuzu sorgularını ve şeklini belirliyor. Burada da tamamen Binding Search'a neyi göndereceğim benim? Data Search diye bir değişkenim olacak. Kim gönderiyorum? Data Table'ımı göndereceğim. Bu tabloyu artık ne yap diyorum? Arka planda sorgu olarak kullanabilirsin, çalışabilirsin diyor. Bu sorguyu da nerede kullanabilirsin diyor. Data Grid View benim arka planda oluşturduğum Data Grid View bir yanlış hatırlamıyorsam değiştirmedik. Data Grid View'in içerisine bu sorguyu gönder diyorum. Bu Data Binding Search Data Search'ün yani tamamen almış olduğum, doldurmuş olduğum yeni tablonun sonucunu görselini nereye aktar diyorum? Data Grid View'e doldur diyorum. Oluştur. Onun üzerinde bunu oluştur diyorum. Grid View'ünü doldur derim. TBL kullanıcılar data table'ım. Tablodan sonra adaptörümü oluşturdum. Adaptörde sorgunun sonucunu aldım. Onu da binding'le kime gönderdim? Data Grid View'e gönderdim. Şimdi formun load kısmını görüyorum. Formun herhangi bir boş bir yerini tıklıyorum şurada. Veya events kısmında da load kısmını seçebilirsiniz. Şurada load olması yeterli. Dediğim gibi şurada da event kısmında gösterelim. Form herhangi bir yer. Şurada load kısmını çift tıklayarak da bu kısma gelebiliyorsunuz. Ne yapacak? Form yüklendiğinde bana listelemeyi getirsin. Yani listele metodunu getirsin. Bakalım getirdi mi? Başka. Bakalım grid view click'e geçmeden önce bir hata var mı bakalım. Getirecek mi daha doğrusu? Hata yapmadık inşallah. Patladı data table'da. Ne diyor? Select command properties not initialize before calling for. Sıra cümlesinde bir hatanın olduğunu söylüyor muhtemelen. Hemen bakalım. Ha, select'ten sonra bir dakika bağlantıyı göndermedim. New connection istiyor. Yeni bağlantı istiyor. Yeni bağlantı buradaydı. Yeni bağlantıyı gönderiyorum. Ancak yeni bağlantıda bir dakika. Burada da ne istiyor bana? Connection'dan bağlantıyı getirmemi istiyorum. Muhtemelen. Şuradaki bir dakika toplasın kendini. Burada bağlantı metodunu çağırması lazım. Sanırım onu private yaptık. Neredeydi bizim veri tabanı? Bağlantı. Evet. Şurayı public yapalım. Tekrar çağır dedim. Evet. Bağlantıyı çağırdı. Tekrar bir çalıştırayım. Kullanıcı girişi yaptım. Bir aksaklık olmazsa inşallah gene var. Has not been initialized before calling field. Tamam. Tekrar bakalım. TV'li kullanıcılar. Sorgulamacılar yanlış yazdım diye bakıyorum. Data table'ım tamam. SQL adaptörüm tamam. Ha, SQL adaptörümüze sorguyu göndermemiştik. Sorgu istiyoruz demiştik. Sorgumuzu gönderiyorum. Neyi dolduracağım dediydi. Doğru. Sorguyu dolduracaksın. Fill edeceksin. Data table'a tamam. Umarım artık yoksun.
geldi. Formum yüklendiğini gördüğünüz gibi ne yaptım? Formlarda listeli metodumu getirdim. Listeli metodunda ne vardı? SQL komutum var. SQL komutumu hangi bağlantıdan aldığımı yazmayı unutmuştum. Onu yazdım. Tablomda evet SQL cümlelerimi dolduracağım ama sorgu cümlem onu belirtmemişim. Tamamen hani referansları göstermeyi unutmuşum. Ardından doldur dedim. Doldurduğum bilgileri de nereye? Data Grid View'in Data Search yani veri kaynağı kısmına bunları gönder diyorum. Ve ne yapmış oldu? Bana form açıldığında bunları göndermiş oldu. Şimdi ne yapacağım? Tekrar listeyi bir açayım. Hayal edebilmemiz için. Ne yapıyorum? Açıyorum. Geldi. Ben burada tıkladığım zaman ne yapacak? Aşağıya tıklamış olduğum satırın bilgilerini aşağıya göndermiş olacak. Aynı zamanda ben yeni kayıt dediğimde yeni kayıt butonuna tıkladığımda kaydettiğim verileri buradaki girmiş olduğum verileri bu listeye kaydedecek ve listeli metodunu tekrar çağıraraktan tekrar bir yeni halini yüklemiş olacak. Orada da yine bu metodu kullanmış olacağım. Peki grid view'i gösterelim bakalım. Her bir tıkladığımı ben nasıl göndereceğim ona bakalım. Yine public provide de denilebilir. Ya da şey şuradan click'e bakalım. Evans click olayı kendi olsun. Oluştursun. Şimdi text'e id'nin tekstine ne göndereceğim ben? Data Grid View'de seçmiş olduğum Data Grid View'in seçmiş olduğum satırın current row'un hangi hücresinin değerini göndereceğim? Sıfırıncı sütundaki değeri göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Volume'la gönderiyorum. Bir bakayım toString'e çevirmemiz gereken yer var mı? Var. toString olarak da çevrilmesi için çevrimini, konvertini yapıyorum. Bu birinci sütunu ne yaptım? ID'ye attım. Yine text'e ne geliyordu ardından? TC kimlik geliyordu. Pardon, text'imi unuttum. Text data grid view'de seçmiş olduğumuz satırın birinci hücresindeki değeri string'e çevirerek gönder diyorum. Yine kim geliyor? Kullanıcı adı geliyor diye hatırlıyorum. Kullanıcı adını da yine aynı şekilde gönderiyorum. Data grid view'in seçili satırından belirlenmiş olan ikinci sütunundaki değerini string'e çevir. Text'e at isim. İsim demişimdir. Text data grid view'de current role cell 3 value of string. Şurada parantezleri uçurmuş mu? Su isim. Bir de zaten departman birim kaldı yani. Ne kaldı birim ID şurada. Sanki bir şey daha unuttum. Bakayım. Bir şey unutmuşum. TC kimlik kullanıcı adı. Şifre kısmını unutmuşum şuradan. Haliyle hücrelerin adresi değişecek şimdi. 3 current row cell 3 value to string 3 şunları 4, 5, 6 diye kaydıracağım. 4, 5 ve 6 olarak da yerlerini değiştirmiş oldum. İsim, soyisim, birim ID. Bir bakalım gelecek mi, gelmeyecek mi? Hata yoksa.
Yürüm ID, isim, soy isim, TC kimliği, kullanıcı adı, şifre. Evet. Gelmiş oldu. Hepsi de değişiyor gördüğünüz gibi. Evet, artık yeni kayıt kısmına gelelim. Ya şimdi buton kaydetten artık veri katmanını oluşturabilirim. Veri katmanına daha doğrusu insert kısmımı gönderebilirim. Ardından iş katmanını kodladıktan sonra da sunum katmanındaki son kodu artık tamamlayacağım. Sırayla gideceğim. Bu insert kısmını yapalım. Şimdi şöyle. Geldim. Public. Bul diyorum. True false olarak kontrol ettireyim bu sefer. Insert kullanıcı tablosu diyorum. Burada bütün 7 tane değişken göndereceğim için onları belirliyorum öncelikle. Neler olacak işte string kullanıcı ID, string TC kimlik, string kullanıcı adı, string şifre, string isim, string soy isim, string ne olsun, birim aynı. Oldu mu 7 tane? Oldu. Tamam. String diyorum, sorgumu oluşturuyorum. Insert cümlemi yazacağım. String formatta insert into TDL. Kullanıcılar. Kullanıcı ID var. TC kimlik. Kullanıcı adı. Şifre, soyad ve birim ID'yi çekiyorum. Şu yan taraftan bakabilirsiniz listeye. Sorgumu oluşturdum. SQL parametrelerimi göndereceğim. Tabii bunu dizi halinde göndereceğim. Kaç parametre göndereceğimi veriyorum. 7 tane parametre gönderiyorum. SQL parameters'ın ilk parametresine ne gönderiyorum? New ile. Bir dakika, şurada şeyleri values'lar eklemeyi unutmuşum. Onları da halledelim. Insert cümlemizi. Values diyorum. Hatta şu aşağıya almak daha mantıklı olacak gibi. Values. Parantez içinde et kullanıcı adı, et şifre, et TC kimlik, et kullanıcı ID, pardon, sıralamada kullanıcı ID, TC kimlik, kullanıcı adı, şifre, at, soyad, birim ID. Kullanıcı ID'den başlıyorum.
sıfırıncı parametrede kullanıcı ID'yi veriyorum. SQL DB type'ı belirliyorum. Envar char olduğunu hatırlatıyorum. Ardından SQL parametrenin sıfırıncısı bana artık değeri value olarak verecek. Convert olarak gönderiyorum. Convert string. Buraya da kullanıcı ID'sini gönderiyorum. Aynı işlemleri diğerleri için de yapıyorum. Tek tek yazmayacağım. 7 alan içinde bunları gerçekleştirmiş olacağım. Bir. Nasıl yapayım? Sıfırdan başladığı için 6'da bitecek. Kullanıcı ID, TC, kimlik bilgisi gidecek. Kim gidecek? TC, kimlik gidecek. String olarak. Ardından ikinci parametrede kim var? Kullanıcı adı var. Kullanıcı adı. Şifre ve şifre. At. Şuraya soyad. Soyad. Birim adı. Birim adı. Bilgileri gidecek. Pardon, isim soy isim almışız. Yukarıdan. Return'da da artık bağlantı katmanını göndermiş olacağım. Execute işlemi. Insert query'yi gönderiyorum. Benden sorgu istiyor. Al sorguyu diyorum. Bu da SQL parametre olarak veriyi gönderiyor. DLL katmanımızı da yazalım. Public. Projeleri kullanıyorum tamamen kaydet için. Kaydet kullanıcı diye bir metot ismi belirliyorum. Benim değişkenlerim olacak haliyle yine kullanıcı. Hatta şuradan alabilirim direkt. Değişkenlerimi aldım. Ne göndereceğim? Tabii ki de Peugeot'dan bilgi göndereceğim. O yüzden ne diyeyim? Kullanıcı kaydet diye bir değişken oluşturacağım. Şurada TB ile de Peugeot kullanıcı kaydet new Peugeot şeklinde oluşturdum. Data table'ımı oluşturacağım. Kullanıcılar DAO'yu çağırıyorum. DAO'da benim az önce yazdığım neydi metodun adı? Insert kullanıcıydı. Haliyle insert kullanıcıya kimi göndereceğim artık? Benim değişkenlerimi göndereceğim. Çünkü 7 tane değişken istiyor şurada gördüğümüzde. Kimleri gönderiyorum? Kullanıcı ID'yi atacağım. İşte TC kimlik istiyor. Onu gönderiyorum. Kullanıcı adını gönder diyor. Gönderdim. Şifreni gönder diyor. İsim.
soy isim. Bunlar hep kullanıcıdan gelecek. Benim ID. Aldım. Gönderdim. Hadi bir for each yapalım. Data row. DR'den in. Data table. Rows'a geldim. DR'de öncelikle kime gönderiyorum? Kullanıcı ID alanına gönderiyorum. Alanına gönderiyorum daha doğrusu. Kime gönderiyorum? Kullanıcı kaydetin içerisindeki getter setter'lara göndereceğim. O zaman kendi kullanıcı ID değişkenini gönderiyorum. İkinci sırada TC kimliğimi gönderiyorum. Table'daki. Kullanıcı adını. Şifreyi. İsim. Değil, at. Veri tabanındaki ismini yazıyorum buraya. Kaydetten. Muhtemelen at girdim orada da. Birim ID'yi girmiş ol. Yani şu an çok düz mantık edin. Bunların hatalı gelmez. Gelirse de bakarız. Değiştiririz. Kontrol ederiz. Tamam. Bir de formdaki artık butonumu gönderebilirim. Yönlendirebilirim daha doğrusu. Bir dakika. Şurada butonumuzu gönderdik. Tamam. Yeni kayıt butonuna geldim. Ton kaydeti. Ne yapacağım? TVL kullanıcılardan önce Pojo'yu kullanacağım. Şimdi Pojo'yu çağırıyorum. Yeni bir mesin üretiyorum bu sınıfta. Kullanıcılara da direkt iş katmanına yönlendireceğim. Hangi metoduna göndereceğim? Tabii ki de kaydet kullanıcı metoduna göndereceğim. Nasıl göndereceğim? TXT'lerimi göndereceğim tamamen. TXT şurada hangisini istiyorum onları görebiliyor muyum? Bir bakayım. Kullanıcı ID istiyor. TXT bir dakika. Kullanıcı TXT ID olsa gerek. TXT ID'nin tekstinden gelen bilgiyi TXT TC kimlikteki tekste TXT kullanıcı adındaki tekste TXT şifre alanındaki tekste TXT sim alanındaki tekste TXT soy isim alanındaki tekste istiyorum. Son olarak txt birim ID'deki txt istiyorum. İkinin hayır kaydettiğine dair buraya try catch'lar bulunabilir. Kaydınız başarılıdır.
En sonunda da ne demiştik? Listeleyi çağıralım demiştik. Listeleme metodumuzu çağıralım demiştik. Çalıştıralım. Giriş yaptım. Yeni kayıt diyorum. 8. ID'yi veriyorum. Rastgele değerler giriyorum. Kaydet diyorum. Kaydımız tamamlanmış. Tabii ki listeye aktarmış oluyor yeni veri. Şöyle veri tabanından kontrolünü sağlayalım. 8. kayıt gelmiş oldu. Yeni kayıt kısmı da bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.